Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Hamd alemlerin Rabbi olan, arzı ve semayı sütunsuz ayakta tutma kudretine sahip olan Tebarekellezi biyedihil mülk olan, bütün mülkün ve saltanatın sahibi olup bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a. Selatü selam ise Allah Zülcelal Hazretlerinin Habibim diye seslendiği, sevgilim diye hitap ettiği iki cihan güneşimiz, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimiz üzerine, onun aile-i ashabı ve ehli beyt üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammedin. Rabbim toplantımızı hayırlara vesile eylesin. Kendi rızasına uygun işler yapmayı bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Bugün dünyevileşme e, konusunu işleyeceğiz. Dünyevileşme biliyorsunuz dünyaya tamamen tamamen dünyaya me meyledip maddeyi kutsayıp e, ahireti, manayı ve ruhu ruhu terk etme durumu olarak algılayabiliriz. Bunun günümüz yansımasına sekülerizm diyorlar. Sekülerizm de bir dünyevileşmedir. birleşmedir. aynı zamanda bütün toplumlarda bunun etkileri var. Avrupa'da çok büyük oranda belki yüzde %100'e yakın dünyevileşme meselesi ortada. İslam coğrafyasında bu belki son yüzyıla kadar o kadar o yaygın olmayabilirdi ama günümüzde de maalesef Müslümanlar arasındaki dünyevileşme sekülerizm algısı çok üst seviyelere çıkmış durumda. Yani bu en dindarından veya en muhafazakarından normal insanına kadar dünya birleşme tehlikesi artıyor. Hatta tehlike çanları çoktan çaldı bile. Arkadaşlar kısaca bu dünya birleşmeyi işleyeceğiz. Önceyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bahreyn, Bahreyn halkıyla savaş yapmadan bir barış imzalamıştı. Yani savaşsız bir teslimiyet gerçekleşti Bahreyn halkıyla. Buraya da ee, Ala bin Hadramiye'yi Bahreyn'e vali olarak tayin etti. O da Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı belli ganimetlerle Medine'ye yolladı. Yani orayı fethettiği yerdeki oluşan ganimetleri Medine'ye yolladı. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları sabah namazını kılıyorlardı Mescid-i Nebevi'de. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldı. Çık dışarıya çıktı ki bir kalabalık var. Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde bir kalabalık bekliyor. Onlara sordu burada bekleme nedeniniz ne? <laughs> Tabi baktı mallar var orada birikmiş bir ganimet var. Dedi ki görüyorum ki burada bekleme nedeniniz ganimet için burada bekliyorsunuz. Yani dünyalık bir şeyler için burada bekliyorsunuz. Ee, bunun için beklediniz. Evet ey Allah'ın Resulü bunun için bekliyoruz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Fe ebşirû ve emillû mâ yesurrukum Sevinin ve sizi sevindirecek şeyleri de bekleyin. Sevinin ve sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. فَاللّٰهُ مَا الْفَقْرَ اَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ Vallahi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben sizin için fakirlikten asla korkmuyorum. Fakirlik benim için korku sebebi değil sizden dolayı. Ancak ben sizin ümmet ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların o dünyaya meylettikleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan bu, bu meselenin onlara helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani dünyevileşme korkusunun olduğunu Aleyhisselatü Vesselam onlara haber veriyor. Ben sizin için bu sevinçten korkmuyorum ama bu mala o kadar kapılacaksınız ki bir müddet sonra diğer ümmetler helak olduğu gibi siz de helak olabilirsiniz. Korkum bundandır buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peki bir tanımlama yaparsak dünyevileşme nedir? Dünyevileşmeyi de tanıyalım. Dünyevileşme, dini, inanç, değer ve davranışların insan hayatından uzaklaştırma anlamına geliyor. Yüce yaratıcıyı hatırdan çıkarma veya inkara kadar e, yönelme, dünyaya yönelme, ölümü unutup dünyaya meyletme durumları, dünyayı kilitlenip ahireti bir kenara bırakma durumları, dünyevileşme durumu olarak niteleniyor. Yine dünyevileşme Allah'ı ve ahireti tamamen inkar. Bu da bir dünyevileşmedir. Maddeyi kutsamak, manayı ortadan kaldırmak. Veya Allah'ın varlığını kabul ettiği halde, Allah'ın varlığını kabul ettiği halde bu inancın kişi üzerinde hiçbir tesirinin olmaması. Yani Müslümanlardaki dünyevileşme biraz böyle. Yani herkes sorsan elhamdülillah Müslümanım diyor. Ama fiil, davranış ve e, fiillerde maalesef bunun yansımalarını göremiyoruz. Bu da bir dünyevileşme e, meselesi kıymetli kardeşlerim. İslam kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasakları insanın hayatının her yönüne şekillendirir. Fakat kişi Allah'ı unutup onu gündeminden çıkarttığı, onun emir ve yasaklarını göz ardı ettiği bu sonuçtan tamamen dünyanın meşgalelerine daldığı anda din o kimse üzerindeki etkisini yitirir kıymetli kardeşlerim. Günümüzde olduğu gibi. Yani bu dünyevileşmenin ortak nokta, orta noktasında şeytan vardır arkadaşlar. Dünyaya gönderilme sebeplerini ve onları yaratan Rablerini unutmalarını yahut onun için tanınmış emre e, e, iman etmemiş olmamalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de de istahvede aleyhimu şeytanu fe ensahu zikrullah velayke hizbu şeytan ela inna hizbe humul hasirun buyrulur <laughs> ayet-i kerimede. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileri olacaktır. Kur'an'da anlatılan dünyevileşme, dünyevileşmiş insan tipinin ortak özelliği mal, şöhret arka devam ediyor orada değil. Mal, şöhret ve hükümranlık gibi görünüyor. Ve mersalna fi qaryatin min nezirin illa kalle mutrafuha inna bima ursultum bihi kafirun. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz hangi memlekete bir peygamber göndersek, hangi memlekete bir peygamber göndersek o peygambere ilk karşı çıkanlar şımarıklardı. Dünyevileşmiş olanlardır. Yani dünyevileşme bir, bir bakıma hakkın da inkarı anlamına geliyor aslında. Yani dünyevileşmiş insanlar doğruyu da kabul etmiyorlar. Türkiye'de her şey birçok şey zayi oldu maalesef Türkiye Türkiye'de. Yani insanların belki hassasiyetleri falan zayi oldu olabilir ama bir makul topluluk var. %70 dediğimiz %70'e yakın bir makul topluluk yani doğruyu kabul eden bir topluluk günümüzde bu da zayi edilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Yani bunu da zihinler bulandırarak veya algıyı yöneterek bu da zayi edilmeye çalışıyor. Dolayısıyla dünyevileşmiş insan hakkı da kabul etmiyor. Hakikati de kabul etmiyor, doğruyu da kabul etmiyor. Bu sıkıntılarında olduğunu görüyoruz. Nitekim peygamberlere ilk inkarın dünyevileşmiş insanlardan geldiği görülüyor ve emma men ve aserul hayati dunya fe innel cehime hiyel mevâ. kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun varacağı yerdir buyuruyor. Şüphesiz dünyaya meyletmek, dünyaya meyletmek insanın tabiatında var. Yani bunu da e, yatkıla, e, şey yapamayız. Kur'an-ı Kerim bunun hakkında da bir ayet-i kerime var. Zuyyine linnâ suhubbü şehveti nisai vel benîn vel kanadîrul <laughs> mugandirati minel zehbi vel fiddati vel khayl musevvemeti vel enam vel has zâreke metâvul hayâti sünnâ ve allâhu husnul mehâb ayet-i kerimesinde kadınlar, oğullar, yük yük, altın ve gümüş salma atlar, davarlar ve ekinler nefsin şiddetle arzuladığı şeylerdir. Yani bu dünyalık şeyler e ee, nefsin şiddetle arzuladığı şeydir. Zelike metaul hayati dünya. Bunlar dünya süsleridir. Asıl mesele ise ahiretteki buyuruyor ayet-i kerimede. İnsanoğlunun dünyaya karşı bu ilgisi ve sevgisi hayatından en çok haz aldığı gençlik dönemine mahsus değildir. Geçelim burası önemli. Yani bu dünyevileşme hastalığı sadece gençler arasında yok. Gençler dünyevileşmiş değil yani. Hatta yaşlılarda bu dünyevileşme hastalığının gençlere nazaran daha çok olduğunu Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bizlere beyan ediyor. Yekberu artar, yekberu artar İbnü Adem'e. İnsanoğlunda şu artar. Ve yekberu ma'hu, onunla beraber. Yani onun, insanın büyümesiyle beraber, doğru orantılı olarak onun yaşıyla beraber. Yaş, Yaşı ne kadar büyürse... Bununla beraber isnani iki şeyde şey de artar buyuruyor. Yani insanın yaşıyla iki şeyde çoğalır. Bunlardan birincisi elmel, birincisi mal sevgisi buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani yaş ilerledikçe dünyevileşmiş insanlarda bu mal sevgisinin daha çok arttığını. Ve dulul umur, ikincisi de uzun yaşama isteği buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani insan çocuklar temiz ol, kalıyor ya işte gençlik çağı vesaire. İnsan yaş aldıkça mala ve daha uzun yaşamaya olan sevgisi artıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bunu beyan ediyor. Dolayısıyla bu hayatın her alanında insanın imtihanı olabilecek bir hastalık diyebilirim. birleşme hastalığı. Bundan korunmanın yolu imani bir tavır geliştirmek kıymetli kardeşlerim. İnsan küçüklüğünden itibaren çeşitli şeritlere karşı ilgi duyar karşı cins, mal, mülk, şan, şöhret, mevki, makam gibi dünyevi menfaatler hayatın çeşitli dönemlerde insanın karşısında çıkarak onu cezbeder. Allah bu cezip, bu cezbetme zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Belli yaşlarda farklılık arz edebilir. Allah Resulü'nün tespitlerine göre insanın bedeninin yaşlanmasına rağmen dünyaya karşı olan bu sevgi ve arzuları ihtiyarlamaz. Bilakis Yaşama ve mal sevgisi ömrünün sonuna dek hep diri kalır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu durumun başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kalbi şeyhı yaşlı yani biraz yaş ilerlemiş kişinin kalbinde şabbün genç kalır. Genç kalır. Ne genç kalır? Ala hübbül, hübbül ifneteyni. İki şey, iki sevgi genç kalır. Hübbül e, ayn, e, hübbül iş yani uzun yaşama vel mal ve dünya malı buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hasiben nasu e yutraku e yekulu la yuftenun. İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını zannederler. Özellikle bu dünya birleşme yaşla ilgili konuştuk ya. Bizim bizim Anadolu irfanında şöyle bir şey var. İnsanlar yaşlandıkça dünyadan el çekerler bizde. Yani bizim Anadolu'da mesela adam emekli olur vesaire. namaza yönelir, ibadete yönelir, riyazete yönelir, daha nafile ibadetlere yönelir. Bu imani bir vasıf, bu güzeldir. Yani ömrün sonuna doğru ibadetleri çoğaltmak doğru bir davranış olur. Ama inançsızlarda bu böyle değildir. İnançsız, dünyevileşmiş insan yaşlandıkça daha çok dünyaya yönelir. Hatta ben şunu görüyorum: insan eğer öldükten sonra dirileceğine de inanmıyorsa yaşlılık onun için bir felaket olur. Felaket meydana getirir. Yani Hatta bu Avrupa'da yapılan bir araştırmada yaşlı olanların gençlere yönelik daha çok alkol alkolik oldukları ortaya çıkmış. Adam çünkü ayık geçse ölümü düşünüyor. Yani onu şey yapmak için kendini uyuşturmak zorunda kalıyor. Halbuki bizdeki inanç ölüm sonsuzluğu açılan bir kapı ve yeniden bir doğuş olduğu için müminin iman etmesi, onun dünyevi sıkıntılar karşısında da rahatlamasını ve güvenle yola dönmesine bakıyor. Nitekim, dünyanın gelip geçici asıl ve ebedi hayatın ise ahiret hayatı olduğunun farkında olması bekleniyor insandan. Daha önce yaşayan ümmetlerin dünya nimetlerine düşkünlükleri nedeniyle birbirleriyle çatışma, çatışmış olmaları Allah Resulü'nün ümmeti olan endişesini sevk ediyordu. Yani Kur'an-ı Kerim'de belli <laughs> kısalar var. Bunlar böyle bir olay olsun diye anlatılmamış muhakkak bir nedeni var. Peygamber Efendimiz de daha önceki ümmetlerin helak olma sebeplerini anlatmışlar. Bütün ümmetlerin helak olma sebeplerinin altında dünyevileşme yatıyor. Mesela Karun tiplemesi var değil mi? Dünyevileşmiş. Diğer ne var? Firavun var. Firavun da bir dünyevileşme. O da hükümranlığı ile dünyevileşiyor. Mesela yine bir ilim sahibi bir zattan bahsediliyor. Dünyaya malını satıyor. Dünyevileştiği için malı onu helaka götürüyor farklı tiplemelerin olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi dünyevileşme hastalığına yakalandıkları için hem dünyalarını hem ahiretlerini yaktılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu endişesini de beyan ediyor. Diyor ki, Ve inni vallahi ma akhafe aleyküm en Ben vallahi ölümümden sonra sizin tekraren e, yeniden putlara tapacağınıza endişe etmiyorum. Bu olmayacak. Artık bunu yendik. Yani yeniden siz putlara meyletmeyeceksiniz. Yeniden şirket düşmeyeceksiniz. Ve lakin, ancak ben ehafı <laughs> şundan korkuyorum ki aleyküm entenafesu fiha mal konusunda dünya konusunda birbirinizden birbirinizden çekişmenizden, didişmenizden korkuyorum. Buna meyletmenizden korkuyorum buyuruyor ayet-i kerimede. Allah Resulü'nü sadece ümmetlerin dünya nimetleri nedeniyle birbirleriyle didişmesi endişelendirmiyordu. Dini hassasiyetlerin dünyaya tamah nedeniyle zayıflayacağı, bunun akabinde dünya adına sahip olduklarına her şeyden daha çok güvenecekleri öngörüsü de onu ümmeti adına huzursuz ediyordu. Nitekim leyse zehadetu fit dünya tahrimil halali diyor ki dünyaya rağbet etmemek yani zahitlik, diğer bir adıyla sofilik veya tarikat ehli olmak. Tarikat ehli olmak, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini böyle farklı farklı anlatıyorum ki anlaşılsın. Yani sofi olmak, tarikat ehli olmak, zahit olmak demek kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması değildir diyor. Yani İslam'daki sofilik dünyadan el ayak çekmek değildir. Dünyadan el ayak çekmiş, elinde bir tesbih, hiçbir şeye karışmıyor. Ne etliye karışıyor, ne sütliye karışıyor böyle bir sofilik böyle bir zahitlik anlayışının İslam'da olmadığını Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam beyan ediyor. Bakın Avrupa Avrupalılar Birinci Dünya Savaşı'nda e, İslam coğrafyasına geldikleri zaman iki e, engelle karşılaştılar. Bunlardan birincisi Kur'an'dı. Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabın olması e, Allah'tan başka kimseye kul olmayı reddediyordu. İkincisi de e, sofilik dediğimiz müessese yani o tarikat ehli Tarikat ehilleri savaşlarda çok büyük rol oynadılar İslam'ın birçok yerinde. Mesela Ömer Muhtar filmi var değil mi? Ömer Muhtar filmi Libya'da. O bir tarikat ehlidir yani bir tarikata mensup birisi. Ee, yine Afganistan'da, vesaire yerlerde veya işte o şu anki co Hindistan coğrafyasında, oranın köleleştirme serüveninde bu dini yapıların çok büyük. Ee, taarruzunun olduğunu görüyoruz. Savaş olarak, cihad olarak taarruz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bu savaştan sonra da iki şey için, iki şeye savaş açtılar. Bir Kur'an, Kur'an'ın ortadan kaldırılması, hükümlerinin yok edilmesi. İki de tarikatların bozulması, tarikatların tamamen e, işlevini yitirmesi meselesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu uyarıyor. Diyor ki, zahitlik yani muttaki bir insan olarak yaşamak Haram dünyadan helal olan şeylerden el ayak çekmek değildir. Nedir? Velakin asıl takva ehli, asıl zahit velakin nezahadetu asıl zahit insan, asıl muttaki insan fit dünya dünyadayken Allah tekuna bima fi yedeyke ila ahiril hadis diyor kendi ellerindeki mallarda malı kendi elinde olduğu anda bile Allah katında onlardan daha fazla güvenmemesidir. Yani mal elinde bulunacak ama asla ona meyletmeyecek. Bu zahitlik budur buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. El ayak çekmek değil, ruhbanlık değil. E, elinde dünyalık olduğu halde dünyevileşmeyen insanların asıl muttaki insan olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere beyan ediyor. Yine Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam قَدْ اَفْلَحَ مَنْ esleme ve e, ila Müslüman olan kendine yetecek kadar rızkı verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dünyaya rağbet insan onun sahibi oldukları her şeyden daha fazla değer vermesidir. Mal, makam ve şöhret, lüks, makam gibi insanoğlunun dünyada tamah ettiği pek çok, pek çok şey olmasına rağmen bunlar arasında hemen her dönemde ilk sırayı mal sevgisi almıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ لِكُلُّ fitnetin فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ fitneti ümmetil الْمَالِ her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de mal olacaktır buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dünya birleşme hastalığına dikkat çekiliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dünyaya tamahtan uzak durma yönünde sadece talepte bulunmakta kalmamış. Kendisi ve ailesi de bu hususta örnek teşkil etmiştir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbine Allahümme ceal rizkaya li Muhammedin guten diye dua ettiğini biliyoruz. Allah'ım benim ailemin rızkını bana ver. Yani dünyada geçinebilecek kadar bana bir rızık nasip du diye dua ettiğini biliyoruz. Hz. Ayşe validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrını şöyle niteliyor. Ne diyor ki? Mâ şebi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâsede eyyâmin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, dünyadayken e, bizim diyor evimize iki gün boyunca arpa unundan yapılmış bir ekmek girmedi diyor yani. Bir gün öyleyse ertesi gün hurma yiyorduk. Bu durum oluştuğu anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fakir değil, yoksul değil yani. Yoksul bir hayat yaşamıyor. Peygamber beytul mal elinde, hazine elinde. Bununla beraber bir de ordu komutanı. Yani bütün istese onun dönemindeki bütün krallar şaşayla yaşıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının ve Allah Resulü'nün oturduğu evler 20 metrekareden oluşuyor. Ve evde bazen arpa unundan yapılmış ekmek yenirken bazen hurma yeniyor. Yani çok sade bir hayat var. Çok sade bir hayat var. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dünyevileşme e, konusundaki tavrıdır. Sadelik Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli meselesi. Hazreti Peygamber'in bu tutumda bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ne kadar e, zenginliğe ulaşmış olsa da olsa. Yine bir sahabi anlatıyor. Hazreti Ömer'e de yorurla, yorarlar bunu birden içeriye girmiş. Hazreti Ömer'in biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'de bir dünürlük münasebeti var. Bir de Hazreti Ebu Bekir'in var. Onlar çok sık giriyor çıkıyorlarmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine. Dolayısıyla dünürler birbirlerinin evine hızlı girerler. Yani özellikle izin istemezler belki. Bir gün içeriye bir girmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyuyor. Ama uyuduğu yer bir hasır. Hasırın üstünde uyuyor. Ve Allah Resulü'nü uyandıramamış. Uyandırmamış daha doğrusu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o durumunu görünce de ağlamaya başlamış, hüzünlenmiş, bayağı hüzünlenmiş. Allah Resulü uyanmış bir müddet sonra, yüzüne de hasırın izleri çıkıyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne. Diyor, ey Ömer niçin ağlıyorsun, sebebi ne, hayırdır, neden ağlıyorsun? Diyor ki, ya Resulallah, ben şimdi sen hem devlet başkanısın, hem komutansın, hem peygambersin. Beytülmal elinde diğer padişahların, diğer kralların, diğer devlet reislerinin halini düşünüyorum, onlar tüy... Kuş tüyü döşeklerde yatıyorlar ya Resulullah. Ama sen hasırda yatıyorsun. Müsaade et de Allah'ın Resulü. En azından şu yatağını değiştirelim. Sana layık bir yatak e, getirelim deyince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır. Mali ve mali dünya ma ana fi dünya illa kerakibin la ahiril hadis benim dünya konforu ve lüksüyle ne işim olabilir ki ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim buyuruyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyada bir yolcu gibi olmayı ashabına da tavsiye ediyor. Nitekim bir gün Abdullah bin Ömer'in omzuna tutarak ona diyor ki kün fit dünya garibun ev biru sebilin dünyada kimsesiz bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı gelip de gelip geçici olduğu defalarca belirtilen dünya hayatı için aşırı derecede hırs yapılmasını anlamsız buluyordu. Bir gün Tekasür suresini okurken ağzından şu cümleler döküldü. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu acaba yiyip tükettiğinden, yiyip eskittiğinden sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın olabilir mi? buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyevileşme hastalığıyla ilgili geçelim bir, birkaç tane daha geçelim. Oraya da geçelim. Burası kalsın. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük hadiselerinden birisi, bu dünyevileşme imtihanlarından birisi Mekke'nin fethinden sonra oldu arkadaşlar. Mekke döneminde, Mekke, Mekke döneminde İslam zayıftı. Dolayısıyla Müslümanların dünyevileşme gibi bir hastalığa yakalanması çok mümkün değildi. Medine döneminde İslam güçlendi, güçlendi. Bir dünyevileşme tehlikesi meydana çıktı. Yeni fetihlerle. Ama Mekke'nin fethinden sonra bu dünyevileşme korkusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından iyice endişeye sevk etti Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim Mekke'nin fethinden sonra, hemen Mekke'nin fethinden sonra biliyorsunuz Mekke 12 bin kişilik bir orduyla fethedildi. Mekke'nin fethinden sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları hiç durmadılar. Hemen Huneyn istikametine yöneldiler. Huneyn dediğimiz mevkide Havazin kabilesi yaşıyordu arkadaşlar. Havazin kabilesi de Yahudi bir kabileydi. Yahudilerin şöyle bir adeti vardı o dönemde o Arabistan yarımadasında. Bunlar savaş meydanlarına her şeylerini getiriyorlarmış. Yani savaş meydanına eşini getiriyor. Savaş meydanına hayvanlarını getiriyor, tüm hayvanlarını, bütün mallarını, altınlarını hepsini getiriyor. Getirme nedenleri de şu. Yahudiler biliyorsunuz dünyada ilk e, dünyevileşen toplumlardan birisi Yahudilerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yahudiler Yahudiler yüzünden et koktu buyuruyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Et kokar mı? Yahudi ne yaptı? Yedi, yiyemediğini sakladı. Nasıl? Biriktirdi. Et bozuldu. Yani ilk dünyevileşen toplumun Yahudiler olduğunu görüyoruz. E, tabii tabi maalesef günümüzde Müslümanların da e, ekseri kalır e tarafı yok maalesef. Şimdi arkadaşlar Huneyn tarafında Havazin kabilesiyle büyük bir savaş meydana geldi. Bu malları oraya getirme nedenleri ney bunların? Malları için savaşmak. Kendi malları için savaşmak. Ama çetin bir savaş oldu. Savaşın sonunda savaşın sonunda Havazin kabilesi yenildi. Kabilenin reisi de öldürüldü. Ve bütün ganimetler, onlarca, yüzlerce at, belki binlerce at, binlerce deve, binlerce koyun, binlerce hayvan, belki on binlerce maldan bahsediyoruz. Çok çok fazla bir ganimetten bahsediyoruz. Altınlar var, gümüşler var, diğer kullanılacak aletler var. Bunlar cirane denen bir mevkide toplandı arkadaşlar. Hacca Umre'ye gidenleriniz varsa oraya ziyaret etmiştir muhakkak veya Rabbim etmeyi nasip eylesin. Oralarda görmeyi nasip eylesin. Cirane denen bir mevkide bu mallar toplandı. Bir müddet burada kaldı. Şimdi ashabın tamamı ganimet pay edilme vaktini bekliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ganimetleri pay etmeye yani dağıtmaya başladı. Ancak ganimetleri dağıtırken öncelikle Mekkelilere, Mekkelileri sıraya koydu. Mekkelilerin içinde de daha çok kendi kabilesi vardı Resulullah ve Vesselam'ın kabilesi. Kureyş kabilesi. Kureyş kabilesinden insanlar sıraya girdiler. Bu Kureyş kabilesinden olmalarına rağmen birçoğu da daha iman etmemişti yani. Adam iman etmemiş ama Mekke'nin fethinden sonra savaşa katılmış. Savaşa katılıyor. Ve Peygamber Efendimiz onlara ne istediyse verdi. Mesela ne istiyorsunuz diye soruyor Mekkelilere. Diyor ki efendim ben 50 deve isterim. Al sana diyor 100 deve veriyoruz. 100 deve götür. Ensar bakıyor orada. Evreniyi sen ne? Sana diyor, 300 koyun ver, gitsin. Yani böyle çok çok mal dağıtıyor. Ama hep mekkelilere dağıtıyor. Bu durumu da ensar görüyor. Medineli ensar bu durumdan haberdar. Görüyorlar ve üzülüyorlar. Üzülüyorlar. Hatta bir müddet sonra bu manzarayı izledikleri zaman aralarında da bir e, konuşma, tartışma geçiyor. Diyorlar ki Allah Resulü'nü görüyor musunuz ya? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da adaletle hükmetmiyor. Adil değil. Allah onu da affetsin. Haşa ve kella. Allah onu da affetsin. Biz diyor Allah Resulü'nü karşıladık. O hiç kimse ona sahip çıkmazken biz ona sahip çıktık. Hem malımızı verdik hem canımızı verdik. Hala kılıçlarımızın kılıçlarımızın üzerinden Kureyşlilere ait kanlar damlıyor. Bunlar ne Resulullah'a sahip çıktılar, ne Allah'a sahip çıktılar. Bunlar putperestler. Bunlar Allah Resulüne etmedikleri işkence kalmadı, zulüm kalmadı. Kendisine o kadar zulmettiler ama bugün Allah Resulü akrabalık bağlarını gözetti. Onların akrabası olduğunu gördü. Akrabalarına malları paylaştırıyor. Bizleri ise unuttu. Bizleri bir kenara attı. Bize hiçbir şey vermiyor. Bize bir şey sormuyor da zaten. Zannediyoruz ki Allah Resulü artık Kureyşlerle beraber yaşayacak. Biz hem ganimetten olduk hem Resulullah'tan olduk dediler. Böyle bir dedikodu yayıldı. Tabi bu durumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iletildi bir müddet sonra. Allah Resulü bunu duyunca çok üzüldü değerli arkadaşlar. Yani çok üzüldü. Ve hemen Ensar'ı çadırında topladı. Kendi çadırında topladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ı. Yani sadece Medineliler. Medineliler haricinde hiç kimseyi almadı ve onlara dedi ki duydum ki böyle böyle durumlar oluyormuş. Benim hakkımda bu, böyle sözler söylüyormuşsunuz. Bu doğru mu diye sordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Medineli Ensar'ın büyükleri hep beraber dediler ki ya Resulallah asla biz böyle şeyler söylemeyiz. Biz senin kıymetini biliyoruz. Biz böyle bir şeye meyletmiş değiliz. Ama gençlerimiz var, cahillerimiz var. Herkes aynı seviyede değil. Aramızda belki ilmi birikimi olmayanlar var. Cahil insanlar var, gençler var. Onların böyle bir e, söz söylediği aşikardır. Biz de duyduk ama bizim böyle bir arzumuz yok. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, e, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Şüphesiz ben küfürden henüz yeni dönenlere İslam'a ısınsınlar diye, müellefe-i kulüp olsunlar diye, onlara mal veriyorum. Yani benim Kureyşlilere mal verme nedenim, onlara ganimet verme nedenim onlarda dünyevileşme hastalığı var. Onlar dünyevileşmiş insanlar. Yani onlar paraya, maddeye, mala düşkünler. Ama siz öyle değilsiniz. Onlar dünyevileşmiş. Bırakın onlara bunları veriyorum. Ama diyor onlar develerle, atlarla, mallarla, belki ganimetlerle e, Mekke'ye dönecekler, kabilelerine dönecekler. Mekke'ye doğru gidecekler. Ben ise ben ise malları ona veriyorum. Ben onlarla değil sizinle beraber Medine'ye geri dönüyorum buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ben sizinle beraber Medine'ye geri dönüyorum. Bırakın onlar dünyevileşsin. Ben, si, ben size yetmiyor muyum? Siz buna razı değil misiniz?" diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi ensarına, Medineli ona sahip çıkanlara. Tabii büyük bir hüzün meydana geliyor. Büyük bir burada gözyaşlarının döküldüğünü Resulullah'a beraber fedake ve ümmi Ya Resulallah anamız babamız sana canımız sana feda olsun. Biz seni istiyoruz. Endişemiz de senin olmaman senin olmama meselen senin ortada olmaman bizi endişelendirdi buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve bu meselede bir dünyevileşme örneği o cirane hadisesi. Yine insanoğlunun belli bir imtihandan geçtiğini gösteriyor bizlere arkadaşlar. Netice olarak ümmetin hırsla mal peşinde koşmasını hoş karşılamayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinde bulunan nimetlerinin kıymetini bilmeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunmuştur. Bazen leysel gına an kethiratil arf ve lakinnel anil nefs Zenginlik mal çokluğu değil buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zenginlik Zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğudur buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden her kim ruhen ve bedenen sağlıklı olup günlük yiyeceği de yanında olursa dünya onundur buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? En büyük zenginlik. Ruhen ve bedenen yani sağlıklı isek en büyük e, zenginlik sıhhat. Sıhhati olmayan dünya onun olsa ne olacak? Bir insanın sıhhati varsa bir de kendi çoluğuna çocuğuna yetecek bir rızkı varsa dünyanın en zengin insanı o. Resulullah onu bizlere beyan ediyor. Fazlası insanı sıkıntıya sokar. Ee, özellikle şunu beyan edeyim, dünyevileşmiş insanda üç hastalık meydana gelir arkadaşlar. Üç hastalık meydana gelir. Dünyaya çok temah eden insanda. Bir, mal biriktirme hastalığı. Yani malı biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim diyerek kendini hırpalar, mahveder. O e, dünya malına ulaşmak için durmadan bunun peşinde koştuğu için, bununla mesela 40 yaşına, 40-50 yaşına kadar bu işlerle uğraşır. E, onu biriktirmek için her türlü yolu dener. Her türlü yol, bunu biriktirmek için eşini ihmal eder. Bunu biriktirmek için namazı ihmal eder. Bunu biriktirmek için ibadeti ihmal eder. Bunu biriktirmek için dini ihmal eder. Bunu yapmak için belki e, e, sadakatten ödün verir. Sıttıktan ödün verir, emanetten ödün verir, verir de verir bir dünya mesela ortaya çıkar. Bunların hepsi de vicdanen de kendisini rahatsız eder, ruhen de rahatsız eder. İkinci yaşayacağı sıkıntı ise bu malı biriktirdikten sonra koruma sıkıntısıdır arkadaşlar. Bir de bunu korumak var. Korumak da bir sıkıntıya neden olur. Üçüncü sıkıntısı ise bu maldan ayrılırken yaşar, o da ölüm anında yaşar. Dolayısıyla dünyevileşme üç merhalede de insanı huzursuz eder, mahveder, yok eder, perişan eder. Dünyada mutlu bir hayat yaşamasına engel olur. Maddeyi kutsayıp ahireti ötelemek veya manayı ötelemek böyle bir sonuç yer alıyor. Tabii bu anlattıklarımızdan şu çıkmasın. Müslümanlar çalışmasın, etmesin falan filan böyle bir şey demiyoruz. Müslüman çalışacak, Müslüman çalışacak, gayret gösterecek, dünyayı ma mamur edecek, imar edecek, her türlü gayreti gösterecek. Yani Müslüman günde 8-9 saat 10 saat uyuyamaz. Müslüman bunu yaparsa Allah bunun hesabını ona sorar ya. Gerekirse günde 3 saat uyuyacak, 5 saat uyuyacak ama çalışacak. Yani dünyadan el ayak çekmek yok, ruhbanlık yok, asla yok. Ancak bu çalışma arzusu Allah'ın rızasını kazanmak için olacak. Bu çalışma arzusu çocukların rızkı için, rızkının dışında infak için, yardım için, Allah yoluna idrak etmek için. Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi diye bir sure var bilirsiniz. Hadid Suresinin 25. ayeti değerli arkadaşlar demirden bahseder. Ve enzelne el hadide fihi be'sun şedidun buyuruyor ayet-i kerimede. Peygamberler e, peygamberler e, görevleri var. Belli görevleri var. Nedir? Bir, tebliğ görevi var. İkincisi kitapla indirilmiş. Kitap da onu tasdik eder. Peygamberler tebliğ ile insafa gelecek insanları tebliğ ile yola getirirler. Tebliğ ile yola gelmeyecekleri kitapla yola getirirler. Kitapla yola gelmeyenlerin hakkı nedir? <laughs> Ve enzelne el hadide fihi be'sun şedidun. Kitapla yola gelmeyenin hakkı demirdir arkadaşlar. Evet, kitapla bu bu ayette emirdir, emir. Yani peygamberler nasihat ederler, kitaplarda hüküm ortaya koyarlar. Bu hükümler kesinlik arz eder. Kitapla beraber kesinlik arz ettikten sonra hala icra edilmiyorsa bu sefer Allahu Teala peygamberine diyor ki ya Muhammed veya ey peygamberler bunlarla yola gelmediler mi? O zaman ve enzelnel hadide fihi be'sun şey. O zaman diyor demiri kullan. Demiri de kullan onunla ıslah et. Yola gelmeyen dünyevileşmiş, azmış o topluluğu ıslah güçle olur. Mesela biz günümüzde kitabı okuyoruz, işte bakıyoruz, ediyoruz. Güç kısmını atladık maalesef. Değil mi? İslam coğrafyası bu güç kullanma, güç biriktirme, Allah yolunda savaşma, cihad etmek, mal toplama, yani bunun için mal toplama, bunun için imkan toplama, bunun için kazanç, ekonomik güç, işte silah sanayine yatırım, çok önem arz ediyor bunlar arkadaşlar. Bunlara yatırım yapmak zorundayız ki dünyayı da mamur etmiş olalım. Tabii dünyeviyle bunları yapmamızın gayesi Allah yolunda olmak ve insanları mamur etmek, imar etmek olmalı. Rabbim kendi rızasında uygun işler yapmayı bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Hayatımızı onun istediği şekilde idam ettirmeyi bizlere nasip eylesin. İyi bir arabanız olabilir, iyi bir eviniz olabilir, iyi bir yaşantınız olabilir. Bunlar kesinlikle haram değildir. Ama... Günümüzde müminler olarak sade bir hayat yaşama mecburiyetimiz var. Yani sadelik içinde olacak bu. E, i̇srafa kaçmadan, e, israfa asla müsaade etmeden bir hayat yaşantısı ve infak şuuruyla yaşamak olmalı. E, Rabbim anlattıklarımızdan hisse almayı bizlere nasip etsin. E, lillahi Teala'l-Fatiha diyelim.